Herkese merhaba. C# videolarına devam ediyoruz. Bu videoda try catch ve handle exception'dan bahsedeceğim. Bir kod yazarken hatalı bir veri girilmişse veya hatalı bir yazım yanlışı yapılmışsa, yazım yanlışı hariç, onun dışında da hatalı bir alınması istenmişse veya bir herhangi bir hata oluşmuşsa onun daha detaylı bir şekilde sebebini ve bir şekilde sebepli bir şekilde bu ekrana yazdırmak gibi bir şey. Handle exception. Ama program içinde. Hani şimdi şey düşünebilirsin. Bunlar zaten burada görmüyor muyuz? Ha, buralarda görüyoruz zaten. Hata olduğunu zaten anlıyoruz. Çalışmıyor falan diye ama hata olduğunu program çalıştıktan sonra programın içinde hatayı algılayan bir yapı oluşturmak farklı bir şey. Onu yapacağız şimdi. Try catch dediğim şey de zaten try demek dene demek. Try. Try. Şöyle yapayım. Try dene. Catch de yakala demek İngilizce'de. Yakala. Yani sen de book bloğu dene. Daha sonra da çalışmıyorsa catch handle exception yapacağız. Şimdi onu böyle dedim. Burada da göstereceğim. Şimdi bir tane dizi oluşturalım. Bir tane dizi oluşturdum. Basit bir örnek olsun. Int, aynen öyle olsun. 1, 2, 3 olsun. Tamam. Int 1, 3 dedim. Sonra dedim ki console write int 5 dedim mesela. 5 dedim. Burada 5 tane eleman yok ki, burada 3 tane eleman var. Ki ayrıca bu indis sayısı. İndis sayısı 5. 5. indisteki elemanı göster bana yazdır dedim. Burada zaten 3 tane indisli eleman var. 3 indisli bir dizi. He. Bak ben buraya try derim o zaman. Açarım üstü parantezi. Şunu aldım. Şurayı dene dedim. Tamam mı? Eğer orada bir hata varsa catch exception exception diyoruz. Catch exception dedim. Console.WriteLine. The string. Console.WriteLine. Hata mesajını göndersin. Evet, bir de hata mesajını dön. Burada bir hata oluşursa ne hatası olduğunu da burada yakala, catch'le yakala. O bloğun içine gir. Ve mesaj, e nokta mesaj, exception mesaj. Yani eğer exception demek hata demek. Şurada. Hata. Hatayı yakala. Exception. E'yi ata. WriteLine. E nokta mesaj. E nokta mesaj. Yani hata neyse o mesajı gönder bana demek. Try dediğimizde bu blok. Yani asıl kodun çalıştığı bloğu dene. Sonra da yakala o mesajı gönder. Çalıştıralım. Bak, bizim dizi sınırlarının dışındaydı diyor. Yani burada hatayı yakaladı ve bize ekrana gösterdi. Şöyle F5 ile çalıştırayım direkt. Neyse F5 ile çalıştıramıyorum ben bunu. Zaten debug modda çalıştırıyorum. Without debug. Yani bu mesajı gönderiyor. Aslında olay o.
Evet, şimdi try catch handle exception'ı da anladık. Bundan sonra artık yavaş yavaş nesneye dayalı programlamaya giriş yapacağız birazdan. Çok az kaldı. Orada daha güzel şeyler görünecek. Sınıf ve nesne yapısından bahsedeceğiz. Bakalım ne olacak, göreceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.